Çocukluğunda ele avuca sığmayan bir haylaz. Gençliğinde kanı deli akan bir serseri. Aşk hayatında çok canlar yakmış birisi. Kimden mi bahsediyoruz? Küçücük mahallesinden çıktıktan sonra büyük işler başarmış, Türkiye'nin en zengin, en işini bilen, en büyük çakallarından birinden. Fikri Sever'den. Bakalım Fikri Sever hakkında yakınları nasıl konuşuyor? Fikri çok kurnaz biriydi. Şeytana babucunu ters giydirirdi. Vallahi hayatında hiç kitap okumadığı halde bilim insanlarıyla tartışırdı. Böyle bağıra bağıra sustururdu onları, biliyor musunuz? Cahil cesareti vardı ya onda. Ağzı çok iyi laf yapardı. Anasını boya, babasına satardı. O ne cindi o? Öyle bir yetenek. Büyük şerefsizdi. Aklı her türlü inmeye çalışırdı. İnsanları çok iyi kullanırdı. Hevesle bakardım tıpkı onun gibi olmak için. Ay, çok hınzırdı ya. Vallahi şeytan tüyü vardı onun ha. Ay, ne hindi ne hindi o var ya. İşini çok iyi biliyordu. Nasıl desem? Abim, çok büyük çakal. Peki ama ortaokul çark birisi nasıl oluyordur da memleketin en büyük çakallarından, en zengin insanlarından biri olabiliyordu? Gelin bu hikayenin en başına gidelim. Fikri Sever 1973 yılında küçük, mütevazı bir mahallede doğdu. Çocukluğunda çok mutluydu. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmemişti. 7 yaşına geldiğinde hiç anlamlandıramadığı, nefret ettiği yepyeni bir hayata adım atıyordu. Eğitim ve öğretim hayatı. Okulu neden sevmiyordunuz? Çiçek Hanım, ben ders almam, ders veririm. Yani ne bileyim, para almadığım bir yere o kadar gidip durmak bana çok ters geldi. Saçma geldi, yapıma ters geldi. Ama ilkokul sayesinde çok insan tanıdım. Yani hatta ortaokulda ilk çetemizi kurduğumuzu söyleyebilirim. Lider ruhlu olduğum için çetenin lideri de benim tabii ki. Çetemizin de çok afili bir adı vardı. Psikopat köpekler. Kendi hayvanlıkları yetmiyormuş gibi grup halinde hayvanlık yapmak istiyordu Fikri. İşte tam bu sebepten amatör ruhla 8 kişilik çeteyi kurmuştu. Peki bu çete ne mi yapıyordu? Gelin onu da çetenin ilk köpeklerinden Paşa Bey'e soralım. İlk serserilik işte. En çok da organize suçlar. Kantinciyle anlaşıp çocukların beslenme çantalarını patlatıp çocukları kantinden alışveriş yapmaya zorlardık. Sonrasında o çantaların içinde anneleri öyle güzel yemekler koyardı ki bütün yemekleri biz yerdik. Çocuklar ağlamaları hala kulağımda. Çok güzel günler. Daha o yaşlarda küçücük çocukların rızkına çöken Fikri haram lokmanın tadını almıştı bir kere. Artık kolay mıydı vazgeçmek? Ama elbette onu şikayet edecek birisi çıkmıştı. Abi dedim, yapmayın. Milletin beslenmesine dokunmayın dedim. Çalmayın dedim. Kalplerinizdeki vicdana sesleniyorum dedim. Beni tost makinesine bastılar. Müdüre gidip şikayet ettim. Müdür bey dedim, bakın bunlar çete. Bunlara bir müdahale et. Müdür dedi ki, okula 22 tane bilgisayar bağışladılar. Sesini çıkarma, ortalığı karıştırma, atarım seni okuldan. Atmıştı da müdür. Küçük Tufan'ın bundan sonraki hayatı yatılı okullarda geçti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Fikri onu gözyaşlarına boğacak kadar mutlu edecek bir müjde almıştı İl Milli Eğitim Bakanı'ndan. Kantinci, müdür ve Fikri okuldan atılmıştı. Peki okumamış olmanın eksikliğini hiç hissettiniz mi? Siz okudunuz değil mi Çiçek Hanım? Evet. Hangimizin belgeseli yapılıyor? Sizin. Başka da sorum yok. İşte böyleydi. Gerçek bir çaktı Fikri. Bu özgüvenin, bu cesaretin karşısında kim durabilirdi ki? Okuldan atıldıktan sonra babası Fikri'yi mahalledeki döner ustasının yanına verdi. Acaba Fikri artık alın teriyle para kazanabilecek miydi? Bir gün baktım, bayat ekmekleri, bayat dönerleri almış koymuş bir tane poşete gidiyor.
Bunları dedi, sokak hayvanlarına vereceğim dedi. Duygulandım. Meğer maç çıkışı ekmekleri ıslayıp böyle ıslak hamburger gibi ıslak döner diye insanlara satıyormuş ya. Şaka lan. Ertesi gün ustam beni dükkanda yanına çağırdı. Fikri gel dedi, seninle bir şey konuşacağım. Bak dedi, böyle olmaz dedi. Ayıp dedi yaptı. İnsanlara bozuk döner satamazsın dedi. 3-5 kuruş için insanların sağlığıyla oynayamazsın dedi. Benim de dükkanda bir zulam vardı. Gittim oradan bir gecede kazandığım parayı kendisine gösterdim. Ağzı açık kaldı. Şaştı kaldı. Gel dedi, Fikri dedi. İnsanların sağlığıyla beraber oynayalım dedi. Kısa sürede karımı 2 katına çıkardım. Tam borcu harcı bitirdim. Oh diyorum, ne güzel işler yolunda gidiyor. Mahalleye Hırgızlar dayandı. Tam ayda 2 kere, 3 kere her yere Hırgızlar girmeye başladı. Ya kilit takıyorum, açıyorlar. Kamera takıyorum, kapıyorlar. Kimmiş belki bu Hırgızlar? Psikopat köpekler. Dağıldı sanılan çete, okuldan atıldıktan sonra adeta küllerinden yeniden doğmuştu. Artık sadece okul bahçesinde değil, tüm mahallede yapıyorlardı köpekliklerini. Her gün yeni bir esnafı soyuyor, her gün yeni birini canından bezdiriyorlardı. Mahallede böyle bir güvenlik zafiyeti olunca biz de mahalleli olarak kendi kontrol timimizi kurduk. Başına da Fikri'yi koyduk. Fikri'ye güvenlik aidatını ödeyen kimsenin dükkanına bir daha hırsız falan girmedi, hırsızlığın da kökünü kuruttu. Gurur duyuyoruz, gurur. Aslında böyle bu tatta delikanlıları yetiştireceksin. Mahallenin namusunu, malını koruyacak. Diye düşünen mahallelinin kızlarını teker teker kandırıp gönül eğlendirmişti Fikri. Boş durmuyordu. İnceden inceden işleri büyütüyordu bile. Daha o yaşta mafya olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Estağfurullah. Yani ülkemizde bir sürü mafya var. Şimdi onlara saygısızlık olur. Bizimki daha ziyade güvenlik hizmetiydi. Kimden koruyordunuz? Kendimizden. Halkı kendimizden koruyorduk. Yani sonuçta büyük bir hizmet. Ama bu hizmetimizi çekemeyen bazı soysuzlar bizi polise şikayet etmişler. Tabii bizim elimiz kolumuz uzun olduğu için de olay çok fazla büyümeden çözülmüş oldu. Hesabını sorduk yani bunlar. Çok pis de ödüler beni. İftira attı çocuğa. Asla öyle bir şey yapmaz. Asla. Herkes dolandırır, kendi mahallesini asla dolandırmazdı. Artık önünde hiçbir engel kalmamıştı çakal Fikri'nin. Mahallede tamamen yerleşmişti. Ama mahalle artık ona dar geliyordu. Tüm ülkeye hizmet etmek istiyordu. İşte o dönemde paravan bir şirket kurdu. Ve bir sürü iş insanının kara parasını akladı. Bu arada boş durmadı. Aşk kapısını çalmıştı. Neden bir yuva kurup bir kadının hayatını kaydırmayayım ki dedi. Vallahi çok güzel bir evlilik hayatımız oldu bizim. Ne kavga ederdik, ne tartışırdık. Gül gibi geçinip giderdik Fikri'yle. Çiçek Hanım, ben 3 hafta sonra evlilikten sıkıldım. Yani dedim Fikri, bu denkleme artık birini daha sokmamız gerekiyor. Ama nasıl olacak? Bir yalan uydurmam lazımdı. Evet, kendini çok işe verdi. Yani evlendikten sonra acayip çalışmaya başladı. Ben de herhalde dedim ki, İş hayatını daha da sevdi evlenince diye düşündüm. Gündüz çalıştığı yetmiyordu. Gece de Subutay abi diye bir abisi vardı. Onu arardı. Gece çalışmaya giderdi. Telefonuna beni Subutay abi diye kaydetmiş. Bizim pavyonun müdavimiydi. Her gece bize gelirdi. Bazı gecelerde çok çalıştığı için ofisinde kalıyordu. Bazı geceler çok içtiği için bende kalıyordu. Ama evine çok bağlıydı. Pavyonun müdavimiydi. Bağlıydı evine. Yani evet, çapkındı filan ama evlendikten sonra ben onu adam ettim. Ne kumarı, ne içkisi, ne kadını, hepsi bitti. Çok değişti. Yok, hiç değişmedi. O kadar değişti ki, sanki o Fikri gitti, böyle yerine bambaşka bir adam geldi. Yo, gelmedi. Evet, hele bana, karısına çok düşkün bir adamdı.
Ay karısından nefret ederdi. Subut ayağı bir sen miydin? Benim kız memnun oldu. Ben de memnun oldum. Evlendikten sonra belki o huyunu değiştiremedim ama içkisini, kumarını kesinlikle yok ettim. Yok oldu. Yo, hepsi vardı, hepsi. Yeter, sus artık. İki kadını idare etmek zor olmadı mı? Aslında üçüncü de vardı ama o Türkçe bilmiyor maalesef. Aşk hayatı dalgalana dursun. Çetecilik, mafyacılık, kara para aklama derken Fikri ününe ün, servetine servet katmıştı. Ama Fikri tam bir çakaldı. Ve bilirsiniz bu çakallar asla doymazdı. İşte tam o noktada yeni bir sektöre atılmaya karar verdi Fikri. İnşaat sektörü. Neden müteahhit olmak istediniz? Aslında ben müteahhit olmak istemiyordum. Ben dizi film yapımcısı olacaktım. Sonra arkadaşlarla bir araştırma yaptık. Dedi ki ülkemizde en çok ne izleniyor? Bizim ülkemizde en çok inşaat izlendiğini öğrendik. İnşaatla yapımcılığın kardeş meslek olduğunu biliyorsunuz. Biz de o zaman inşaat işine girelim dedik. Ve asrın projesini yapmak için inşaat işine başladık. Yani peki inşaat konusunda hiçbir eğitiminiz olmamasından çekinmediniz mi? Çekinmedim. Yani tek şartı reşit olmak gereken bir iş. Neden çekineyim? Çekinmemişti namussuz pislik. Niye çekinsindi ki? Önce imar izni olmayan bir arsayı parselledi. Sonra arsanın üzerine bina dikmek için belediyeye başvurdu. Ancak belediyede inşaat iznine asla izin vermeyen bir çalışan vardı. Fikri bu çalışanın kim olduğunu gayet iyi biliyordu. İzin vermedi. Çünkü o bölgenin zemini imar için müsait değil. Ve bu sefer ne abim ne de adamları beni ikna edemedi. Yeter ulan. Kanun var, hukuk var bu ülkede dedim. Bu çocuk çok hayalperest. Peki sizce kardeşiniz neden bu inşaata izin vermedi? Kardeşim yani nasıl desem Tufan arkasından konuşmak gibi olmasın ama dürüsttü. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Yani mahallede bizi tanıyan esnaf, arkadaşlar hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O çocuk bir olmadı ya. Yani Fikri iyiydi ama kardeş çok dürüsttü. Bütün gelişmenin, büyümenin önünde dururdu hep. Temiz, namuslu, sözünleri kimseye bir faydası olmayan boş beleş bir herif. Önündeki kardeş engelini aşmak için hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeytanlık geldi aklına. Ankara'daki bürokrat tanıdığını aradı Fikri. Bir gün Fikri beni aradı. Abi dedi yetiş, aman abim, canım abim, kardeşim bana kalleşlik yapıyor. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Dedim estağfurullah, nedir mesele işte. Benim yoluma taş koyuyor. Dedim bir bakayım, projeyi inceledim. Hakikaten olacak gibi değil. Aradım Fikri'yi, dedim Fikri kardeşim bu iş olmaz. Peki abi dedi, kapattı telefonu. O sırada hemen bir dakika sonra tak tak kapı çaldı. Bir tane kurye bana bir çanta bıraktı. Açtım baktım, ağzına kadar para dolu. Fikri yollamış. Aradım, Fikri ben bu parayı asla kabul etmem dedim. Ben bu parayı asla kabul etmem dedi, iki katını istedi. Neyse, biz anlaşamadık. Ondan sonra bir daha kapı çaldı. Başka bir kurye geldi. Bir tane USB bellek bıraktı. Fikri yollamış. İçinde de Fikri ile bizim bir zamanlar yaptığımız bir takım işler. Bir de benim özel hayatıma dair yani şöyle küçük bir video iliştirmiş haylaz. Hemen o an oracıkta telefona sarıldım. Hemen o an oracıkta kovuldum. Peki kardeşinizi işinden ettikten sonra süreç nasıl ilerledi? Süreç şöyle ilerledi. İşte ihale yapıldı. Bir tane şirket geldi. Ben dedi bunu dedi zemin etüdünü yaparım dedi. Radyetemel işte 5 yılda bitiririm dedi.
Öbür iki geldi, ben dedi bunu dedi farklı bir teknolojiyle ben bunu dedi 4 yılda bitiririm dedi. Ben dedi malzemeden çalarım, işçilikten çalarım. Ben bu 3 ayda bitiririm dedim. Dediler yapamazsın. Dediler edemezsin. Dedim yaparım. Bu yapamazsın edemezsin diyenler ki? İşte kanunlar, iyi niyetli insanlar. Siz ne yaptınız? Yine beni aradı. Yine olmaz dedim. Yine kapı çaldı. Yine USB bellek geldi. Yine telefona sarıldım. Adamın arşivi çok geniş. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ben bu siteyi yarım maliyetine yaptım. Asrın sitesi projesinde 85 insanın dairesi oldu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra Asrın felaketi oldu. Ve Asrın sitesindeki insanlar hayatlarından oldu. Biz de bir belgeselimizin daha sonuna geldik. Aslında hepimiz kimin çakal, kimin keçi olduğunu gayet iyi biliyoruz ama... kurnazlığı, cahil cesaretini, çakallığı yergi değil de övgü olarak kullandığımız sürece... bu keçileri günaha mı davet ediyoruz acaba? Onları buraya getiren kurnazlığı marifet olarak görerek bu suça ortak mı oluyoruz acaba? Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.